Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi tarihi günlerden birine tanıklık etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı Gaziantep ziyaretinde hayran bırakan Tropik Kelebek Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı. İlk günden çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kelebek Bahçesi hem hayvanat bahçesine renk katacak hem de ziyaretçi sayısını artıracak. Tropik Kelebek Bahçesi'nin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bahçenin Konya'dan sonra açılan ikinci Tropik Kelebek Bahçesi olduğunu hatırlattı. Bugün bu mekan dünyanın dördüncü, Avrupa'da üçüncü çok güzel bir hayvanat bahçesindeyiz. Önce Safari Parkımızı açtık. Birlikte hayvanlarımız mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Geçen 23 Nisan'da Zooloji Müzemizi açtık. Soyu tükenmiş olan, yaşayan bütün hayvanlarımızın müzesini birlikte yaptık. Şimdi arkamızda da bir kelebek müzesi, kelebek bahçesini açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kelebekler konsun avuçlarınıza. Naif ve de zarif diyor. Taşısın gökkuşağını kanadında. Boyasın yüreğinizi en güzel renklere. Kelebekler konsun yüreklerinize. Tüm hüzünlü acılar artık son bulsun diyoruz. Kelebeklerle birlikte bu güzel açılış için buradayız. Şu an Türkiye'nin ikinci kelebek bahçesini açıyoruz. İçinde kelebeklerin sevdiği bitki çeşitliliği. Dünyadaki bütün kelebek çeşitleriyle birlikte hakikaten güzel bir bahçeyi hep birlikte açacağız. Çocuklarımız hayırlı olsun. Şehrimiz hayırlı olsun. Bayramımız kutlu olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gaziantep Valisi Davut Gül de şehirde çok güzel hizmetlerin yapıldığını söyledi. Gaziantep'te çok güzel hizmetler yapılıyor. Ama hizmetlerin geneline baktığımızda sadece insanı merkeze koyan değil, canlıyı merkeze koyan, canlılara saygısı olan, işte hayvanat bahçesinde görüyoruz. Bütün hayvanların her şeyi düşünülmüş. Aynı zamanda çocuklar başta olmak üzere hanımefendilere vakit geçirebilecekleri bütün ortamlar hazırlanmış. Gaziantep Güzeller Şehri bugün kelebek bahçesi açılıyor. Bunun ötesinde inşallah bu yıl içerisinde Büyükşehir Belediye'mizin yine yaptığı Panorama Müzesi açılıyor. Kurtuluş Müzesi açılıyor. Nerede baksanız, hangi köşeye baksanız Gaziantep'te çocukların, gençlerin, kadınların vakit geçirebileceği mekanlar var. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi Bakanımız olmak üzere emeği geçen bütün ekibine teşekkür ediyor. Bu tesisin, kelebek bahçemizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Filipinler'den getirilen kelebeklerin sergilendiği bahçe 1,5 döneme kuruldu. Bahçede 50 türden 1500'e yakın kelebeğin uçacağı bir ortam hazırlandı. Özel oluşturulan alanda kelebekler yapay tropik iklimlendirme ile kolaylıkla yaşamlarını sürdürecek.